Ve bunu arka arkaya oynamak ve bu oynadığınız oyunları yeni kurulmuş bir takım olarak arka arkaya tekrarlayabilmek bizim tabii çok birinci hedefimiz ama bunda oldukça zorlandığımızı söyleyebilirim. Oyuncuların iyi niyetinden hiç şüphem yok. Onların ortaya koymak istediği oyundan da hiç şüphem yok. Çalışıyoruz, analiz yapıyoruz. Ama bütün hepsi bir araya gelen oyuncuların tümünü doğru yönetmek ve onları yönetirken ortaya koyacakları enerjiyi ve oyunu tekrarlar hale getirmek oldukça zaman alıyor. Bugün kaybeden taraf olmadı. Ligde bana göre sıralamaya baktığınız zaman kaybeden takım sayısı da çok fazla değil. Her an her şey olabilecek bir lig. Bir taraftan keyifli ama bir taraftan da sorulması gereken sorular var. Çünkü oyun kalitesini Türkiye'de maalesef bütün ligler için söyleyebilirim. Oyun kalitesini öncelikli hale getirecek bir kültür, öncelikli hale getirebilecek bir anlayış maalesef her geçen gün biraz daha futbolumuzdan uzaklaşıyor. Tek eğlencemiz futbol ama onu da sonuçsever olarak değerlendirdiğimizde oldukça da zor süreçler bütün takımları bekliyor, bütün herkesi bekliyor. Çünkü yapılan değişiklikler, her değişiklik ise büyük maliyetlere neden olacak. Bu maliyetler futboldan bizi her geçen gün, futbol kalitesinden her geçen gün uzaklaştıracak. Bunlar hakemler için de geçerli, takımlar için de geçerli. Oyuncular ve tabii bu işin içindeki teknik adamlar için de geçerli. Ahmet Spor'un gerçeklerini arka arkaya koyduğumuzda, diğer takımlarla da kıyasladığımızda en yeni kurulan takımız. Evet doğru, bunu hedefliyorum. 5. hafta, 6. hafta, 7. hafta ama tabii bunu gerçekleştirmek için Ahmet takımımızın içindeki oyuncuların takıma katılması ve bunların bu süreçte neler yapacağını görmek gerekiyor. Oyun dediğim gibi sadece kazanmak üzerine evrildiği için herkes kazanmayı düşünüyor. Kaybettiğin anda suçlu oluyorsun. Futbol öyle bir oyun değil. Biz sonunda istediğimiz neticeyi alacağız. Buna eminim. Hem yönetimdeki arkadaşlarım hem biz bu konuda en ufak bir tereddüt yaşamıyoruz. Ama şunu söyleyebilirim ki ligin bu gerginliği yaklaşık alttan birkaç takımı çıkarırsam belki Malatyaspor'u çıkarabiliriz. Şu andaki performansla diğer bütün takımların hepsi birbirini yenip birbirine puan verip birbirinden puan alıyorlar. Bu enteresan bir durum. Belki uzun yıllardır bu yaşanmadı. Ona iyi göz atmak lazım. Bunun nedenlerini anlamak ve sormak lazım. Burada bu süreci doğru yöneten kulüpler başarılı olacak. Bu sürecin içerisinde taraftar var, medya var, yönetim var, teknik adamlar var, oyuncular var. Yani elini şıklatıp bir teknik adamın takımına sihir katması biraz zor gözüküyor bu ligde. Ve diğer takımlar için de geçerli. Örneğin X bir takım 2 maç üst üste kaybediyor ve kötü kaybediyor. Ertesi gün caddeler, sokaklar boş oluyor. Yani biraz sabırlı ve dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Çok söylenecek laf var. Çünkü buraya geldiğimde çok güçlü iki takım vardı. Ankaragücü ve Gençlerbirliği. Hatta ondan sonra bir Ankaraspor sevdası çıktı. Ama dediğim gibi futbol tüketmek konusunda çok iyiyiz. Ama futbolda üretmek konusunda çok kötüyüz. O dönemde 2000'li yıllarda 24, 24,5, 25 yaş ortalamasıyla oynayan Ankaragücü ve Gençlerbirliği takımı vardı. Benim çalıştığımda Gençlerbirliği takımının 24,5 yaş ortalaması vardı ve inanılmaz büyük bir organizasyondu. Organizasyonun şeklini burada tartışmak bile yani beni şu anda çok etkiliyor. Çünkü gerçekten büyük bir organizasyondu. Tesisler yeniydi. Futbol, hatta şöyle bir söylemler yapıyorduk. Diyorduk ki ya 1-0 mağlup olacağımıza, galip geleceğimize 5-4 mağlup olalım. Futbolun güzel tarafları olsun. Bakın futbolda kan kaybı vur parçala yen, nasıl parçalarsan parçala ama yen, ama hakemle yen, ama oyun kurallarıyla yen, yene döndü. Ya, tabii bu bizim gerçeğimiz. Buradan uzaklaşamayacağız. Biz de bu gerçeğin içinde mücadele edeceğiz. Ankara bana göre Türk futbolunun en önemli kaynaklarından birisi. İşte ürettiği oyuncular ortada. Gençlerbirliği'nin ürettiği oyuncular ortada. İsim vermeden söyleyeyim. Yani bunların hepsi sahnede. Umarım en kısa zamanda tekrar olur ama benim çok umudum kalmadı.